Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Şimdi hemen isterseniz BIST'le başlayalım. Dün bu Gezi Parkı protestoları tabii haftaya stresli bir başlangıç vardı. Ama daha sonra olumlu bir havaya döndü gün içerisinde. Sonra yine son yarım saatte sert bir düşüş oldu. Evet. O düşüşün sebebi neydi? Ve hani bundan sonra artık yön nasıl olur? Borsa, ilk başta borsayla başlıyoruz. Bence de en önemli dünkü hareketlerden en önemlisi borsada gerçekleşen hareketti. Senin söylediğin gibi. Zaten dün de piyasa açılmadan önce özellikle hani yatırımcıların bu tür zamanlarda panik yapmaması gerektiğini belirtiyorduk. Hı hı. Zaten açıldı Barış. Hani dün çizerek de gösterdim. İlk 5 dakikada görmüş olduğu dip seviyeyi den sonra bir yükseliş yaptı. Sonra geri çekildi o yükselişten sonra. Geri çekildiğinde o dip seviyenin bak şurası. Yani ilk açılıyor. 78.300'leri görüyor. Sonra yukarı çıkıyor. Yani 500 puan civarında, 600 puan civarında yukarı çıkıyor. Sonra geri çekiliyor. Geri çekildikten sonra daha önceki dibin altına gelmiyor. Ve ardından yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Her yeni dip, birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip tepede oluşuyor. Yani daha yukarıda oluşuyor. Ve bu şekilde 80.250'ye kadar, yani bir önceki günün, yani cuma gününün de üzerine çıktı endeks. Fakat şurada yorgunluk belirtisi hissettik. İlk işlem miktarındaki yoğun artışa rağmen borsanın gidememesiydi. Ve dünkü hareketin temel bir sebebi yoktu. Yani son yarım saatte bak endeks 80.000'den 78.750'ye kadar geriliyor ki 1000 puan civarında, 1250 puan civarında bir gerileme var. Bu aşamada şu bölgede şu satış hacmi ve arkasından gelen şu satış hacmi 5 dakikalık süre içerisindeki yüksek işlem miktarıyla gerçekleşti. Bu tabii bence teknik bir hareketti. Yani özellikle Amerika Merkez Bankası'nın toplantısı var. Evet. Aynı zamanda bizim Merkez Bankamızın para politikası kurulu toplanacak. Tüm bu toplantılar öncesinde biraz risk almak istememiş olabilirler. Artı seans sonuna doğru gelen bu satışlarda biliyorsun dün sendikaların izinsiz yürüyüşü vesaire de söz konusuydu. O sırada birkaç haber geldi. İşte yer yer yine sokak aralarında işte tomaların su sıktığı vesaire yine gaz atıldığı haberleri falan. Tabii akşam olduğunda acaba yeniden gerginleşir mi korkusu da başlamıştı. Hı hı. Benim tahminim şu, zaten şimdi 80.000 üzerine gitse ne olacak? 81.000'e gidebilir en fazla. Dolayısıyla şimdi biraz kar realize edelim şeydi, mantığıydı dünkü satışlar. Ve kesin bir sebebi yoktu. Ama bugün itibariyle şu düşüş, yani 78.700'e kadar olan düşüş bazı tabii ki teknik dinamikleri de harekete geçirdi. Şimdi bu grafik, şu an verdiğim grafik 60 dakikada bir endeks ne oluyor grafiği. Yani 60 dakikalık grafiklere bakıyoruz. Burada 73.000 seviyesi görüldükten sonraki dip seviyeyle birleştirerek çizdiğimiz bir trend var ki bu trend tam 76.500'den geçiyor. Dolayısıyla bu trende kadar bir gerileme söz konusu olabilir ve bu gerileme kendi içerisinde, yani BIST'in kendi tabii süreci içerisinde 77.000 veya 77.000'in biraz altı 76.500 normal kabul edilmelidir. Şimdi çünkü burada yatırımcılar şöyle düşünebilir. Hani bugün gerileme devam eder de tekrar 77.000'lere doğru düşecek olursa bu bir miktar paniğe yol açar. Ama normal şartlarda zaten beklediğimiz şey şu kanal hareketinin, yani şurada bir kanal oluşuyor şu an. Şimdi bu şu çizginin bir paralelini aldığımızda tam anlamıyla şurada bir kanal oluştu. Yani bu kanalın içerisinde gidiyor endeks. Ve bu kanalın içerisinde aşağı yukarı hareketler yapacak diye tahmin ediyorum. Kanalın alt seviyesi de 76.500, üst seviyesi de yaklaşık olarak 81.000 seviyesi. Daha önce gördüğümüz seviye, yani ilk düşüşten sonraki ilk tepki seviyesi. Dolayısıyla bu aşamada
dikkatimizi çeken bir başka şey daha var. O da şu. Aşağıda şu eğri ki şu an vermekte olduğum eğri. Yani şu eğri. Bu eğri talebi gösteren bir eğri. Yukarı 73 binden sonra bir talep artışı oldu. Sonra bir geri çekilme ve ondan sonra yavaş yavaş istikrarlı bir artış vardı. Ama bu eğride bizim sevmediğimiz bir görüntü oluştu. Yani teknik analist olarak sevmediğimiz bir görüntü oluştu. O görüntü de şu. 1, 2, 3 tane tepe oluştu. Ve son tepede daha yüksek tepenin altında gerçekleşti. Evet. Hani türkü var ya, yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diye. Ve onun gibi buradaki yüksek yüksek tepelere ev kurmamak gerekiyor. Bir miktar geri çekilme olacaktır diye düşünüyorum. Ama seans açıldıktan sonra sert bir geri çekilme falan beklemiyorum. Sadece şöyle bir, yani beklediğim hareketi çizerek gösterirsem daha net olacak izleyiciler açısından. Özellikle bu 5 dakikalık grafik. Bugün açılış sonrasında şöyle bir şey olabilir. Şimdi ben onu çizmeye çalışacağım. Bu açılış sonrasında tahmin ediyorum şu şekilde bir yatay hareket göreceğiz. Ve endeks belki yukarı gitmeye çalışacak. Ama yukarı giderken dünkü düşüş sonrasında, yani şu seviye artık önemli bir direnç haline dönüştü bu seviye. Burası 79.700 seviyesi. Hemen onun altında 79.500 var. Tahmin ediyorum buralardan bir miktar yukarı gitmeye çalışıp yeniden yavaş yavaş gerileyecek ve daha sonra belki aşağı gidecek. Ya da bugünü beklemekle geçirecek. Yani en olumlu bekleyeceğimiz şey 79.500'ün altında ve 78.500'ün üzerinde bir kanal oluşması. Yani en olumlu söyleyebileceğimiz senaryo bu. Borsa açısından, yani şu aralıkta hareket ediyor olması olur endeksin. Aşağı yönlü hareket başladığında da 78.500 kırılırsa eğer burada sert düşüşler görürüz. Ki bu da endeksi daha sonra belki 2-3 gün içerisinde 76.500'e kadar, ki bu seviyelere kadar çekebilir. Bu durumda, yani burası aşağı geçilip 76.500'lere gelirse orada tabii stres çok artar. Yatırımcı bayağı bir sıkıntıya girer ve oralarda satmak ister ki bu tür ciddi düşüşlerin olduğu, toparlamaya çalışma zamanlarında kanal içerisinde hareket etmek, almak satmak ciddi zarar verebiliyor. Ama şu an için çok kısa vadeli olarak bir miktar aşağı trend eğiminin arttığını görebiliyoruz. Yani talepte bayağı bir azalma var 5 dakikalık grafiklerde. Demin 60 dakikalık grafiklerde de bunu göstermiştim. Bu nedenle özellikle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde Fed'den gelecek haberler beklenecek. Beklemeyle geçecek. Haber Fed'den çarşamba akşamı geliyor. Yarın akşam. Evet. Dolayısıyla biz perşembe etkisini göreceğiz. Bu nedenle bu olasılık var. Yani 76.500, 77.000'e kadar bir geri çekilme olasılığı bulunuyor endeksin. Fakat bundan sonraki her yukarı gidiş o olasılık azaldı diye yorumlanmamalı. Çünkü dünkü gibi, yani yukarı gidişin arkasından gelen satış, burada karımızı realize edelim daha sonra alttan alırız diyenlerin satışı ve güçlü satıştı. Şimdi yine yukarı gittiğinde yeniden satış gelebilir. Dolayısıyla alttan almak isteyenler bir miktar piyasayı aşağı gitmesini isteyeceklerdir. Hatta şöyle olursa 76.500 aşağı geçilip de yani 75'e doğru gelirse, ben şimdiden söyleyeyim, peşinen söyleyeyim. Yani o seviyeye doğru, hani çok beklenmedik başka bir olay olmadığı sürece bu bölgede, ben şimdiden söyleyeyim, bu bölgede ben alım önereceğim. Yani bu bölge hakikaten önümüzdeki 2-3 ay vade için çok iyi bir alım yeri bence. Çünkü piyasa en stresli gününü test ederek 73.000'i dip yaptı. Şimdi onu soracağım hocam ben de. O 73.000 riskinden söz ediyorduk ya. Evet. O 73.000 riski geçti mi artık, aşıldı mı? Bir daha o risk riskle karşı karşıya kalmaz mıyız? Bundan 3 ay sonra 73.000'in altına girebiliriz. Ama büyük, çok büyük sert düşüşlerin olduğu zamanlarda izleyen sürelere baktığımızda genel olarak şöyle bir resim görüyoruz. 73.000 seviyesini izleyen bir ay içerisinde bir daha görmüyorsun. Yani o dipleri bir daha görmüyorsun. Çünkü dipten dönüş tam bir V şeklinde oldu. Yani V tipi çıkışlarda genellikle %80-85 olasılıkla bir daha görmezsin. Hani yeni kötü şeylerin olması lazım. Şimdi şu an Türkiye'ye baktığın zaman işte uluslararası medya veya uluslararası yani diğer devletler vesaire
gözünde işte Sayın Başbakan ciddi anlamda tepki gösteriyor. Avrupa Birliği ile arası bozulmuş bir Türkiye. Hı hı. Ne bileyim işte yok Amerika'da Amerika'nın bile uyardığı falan bir Türkiye. Böyle yabancı yatırımcı gözüyle bakıyorum ben. Yabancı yatırımcı şimdi buna baktığında gelip buradan hadi ben alayım yeniden rally yapayım falan demez. Ama bütün bu bilgiler ve bütün bu gelişmeler şu an fiyatın içinde var. Dolayısıyla fiyatın içinde olduğu için yeni çok kötü bir şey fiyatın içine girmediği sürece 73 bin önemli bir dip. Bunu önümüzdeki bir ay iki ay için söylüyorum. Ama izleyen yaz ayları boyunca dış piyasalarda işte tahvil alım programında ne bileyim bir 20 milyar dolar kesinti bekleniyor. Bu erken alınır 30 milyar dolarlık kesintiye gidilir. Sonra faizler gerçekten tüm dünyada artış trendini devam ettirir. O zaman biz 73 bine de geliriz. Ama 73 bine geliş şöyle olmayacak. Yani tak 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 aşağı böyle hızlı bir şekilde inip de oraya geleceğimizi zannetmiyorum. Gelirsek de şöyle geleceğiz. İşte 76.500'e düşeceğiz. Sonra 78.000, 79.000'e gideceğiz. Sonra yeniden 76.500'ü bu sefer kıracağız. Yani yavaş 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 gidiyorsa bu tehlikeli. O, ben ona şey diyorum yani hani bir yağmur vardır çiseleyen, ahmak ıslatan yağmuru derler. Evet. Islanmıyorum zannedersin ve sırılsıklam olursun. Çok azar azar yağıyordur. O tip küçük düşüşler, küçük düşüşler hissettirmeden böyle seni aşağı çeker, 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 çeker. Şöyle aradan geçmiş şöyle 20 güne baktıktan sonra onu görürsün. Fakat bu aşamada şu an o olasılığı zayıf görüyorum. Yani şu an hala volatilite yüksek. Hala hareketler sert. Yani belli bir süre sonra bu hareketler daralmaya da başlayacak. Nitekim bu daralmayı şöyle göstereyim, grafikte tekrar vereceğim. Bu şu seviyeden itibaren bir üçgen oluşuyordu. Ve dikkat edersen şurada bir üçgen var. Yani şöyle bir üçgen var. Şu. Bu üçgeni biz yukarı kırdık. Ve yukarı kırdıktan sonra da üst direnç noktası şuradaki yatay çizgi oldu. Yani şu seviye oldu. Üst direnç noktası. Şimdi bu üçgeni yukarı kırdık. Bu olumluydu. Zaten üçgeni yukarı kırmış olmamız 73 bine tekrar geri çekilme olasılığını azalttı. Ama şu olasılık hala var. Aşağı yönlü gelme olasılığı hala var. Onu tekrar göstereyim. Evet. Şöyle yaklaştıralım. Dikkat edersen burada şu demin çizmiş olduğum kanalda hala şuraya kadar gerileme olasılığı var ve burası da 77 bin veya 76.500'e 77 bin aralığı olarak karşımıza çıkıyor. Borsa yatırımcısı ne yapmalı diyorsanız hemen 1-2 gün içerisinde hiçbir şey beklemesin borsa yatırımcısı. Hatta bir miktar aşağı yönü de hareket olabilir. 79.500 seviyesi bir direnç. Bu aşamada ama dediğim gibi 76.500 aşağı geçilir 75 bine doğru gelirse bu hareket bir de sert olursa o zaman zaten o bölgede ben alım önermeyi düşünüyorum. Şimdi hocam az önce biraz bahsettik ama bir izleyicimiz de sormuş. Para politikası kurulunun bu toplantısı borsayı nasıl etkiler demiş. Birazdan Fed'i de konuşacağız ama isterseniz önce soruyla başlayalım. Olur, o soruyla başlayalım. Şimdi bir kere şunu hani kesin demeyeyim ama çok yüksek bir olasılık görüyorum. Yani Merkez Bankası faizlerle oynamayacak. Hı hı. Yani ne üst bantla ne alt bantla vesaire şey değil, oynamayacaktır. Özellikle bu döviz munzam karşılıkları var ya, hani bankalar şey yapmak zorunda kalıyor. Mesela sen 100 dolar hesap açtırırsan bu 100 doların belli bir kısmını dolar olarak Merkez Bankası'nda tutuyor. Hani TL'nin bir kısmını da dolar olarak tutuyorlar, ona ROK diyoruz. Rezerv opsiyon mekanizması ROM diyoruz ve katsayılara da ROK diyoruz. Ama döviz tevdiat hesaplarının karşılığında tutulan döviz karşılıklarında bir azaltmaya gidebilir. O da hani kurlarda yukarı hareketi engellemek için. Ama zaten kurlar geriledi. Yani kurlar oldukça sakin seyrediyor şu aşamada. Ve şeye baktığımızda bu sabah itibariyle dolara baktığımızda 1.87 civarında. Yani 1.85 ile 1.87 civarında bu hareketler devam edecek. 1.90'ın üzerini ben artık beklemiyorum. Eğer kurda yeniden yukarı yönlü baskıların oluşacağını düşünüyorsa Merkez Bankası, ki elindeki veriler çok fazla. Yani bizim elimizde öyle bir veri yok. Merkez Bankası her gün, her saat, her dakika, her saniye ülkeden ne kadar paranın çıktığını görüyor önünde. Dolayısıyla buradaki çıkışı eğer görüp de
bunu engellemek isterse o zaman döviz munzam karşılıklarını azaltılarak bankaların elindeki döviz miktarını arttırabilir. Bu da döviz arzını arttıracağı için kurda aşağı yönlü baskı yapar. Daha önce de yaptığı gibi benzer şekilde şunu açıklayacaktır Merkez Bankası. Gerekirse biz aynı miktarsal müdahale yaptık. Piyasaya satış yönünde müdahale yaptık. Gerekirse biz bu satış yönündeki müdahalelerimizi yeniden kullanacağız diyecektir. Aynı zamanda yalnız şeyi bekliyorum ben Merkez Bankası'ndan. O biraz faizleri yukarı itebilir tekrar. Bence biraz yabancılar da onu bekliyor. Haftalık repo miktarı vardır. Bunun üst sınırı ve alt sınırı var. Merkez Bankası mesela o gün dövize müdahale ettiği gün ihale açmadı. Sayın Başçı o sırada Giresun'da konuşma yapıyordu. O gün ihale açmadılar. Ve bunun anlamı şu, piyasaya TL vermediler. Çünkü verilen TL dolara dönüyordu. Burada bir miktar şeyi kısabilirler. Yani o TL miktarını, repo miktarını kısabilirler. Rezerv opsiyon katsayılarını bir miktar indirebilirler ama zaten o opsiyonel bir şey. Yani opsiyon olarak kullanıyor bankalar. İstemezlerse hani TL muzlamın TL olarak tutabilirler. Ama daha önce Merkez Bankası dedi ki isterseniz eğer dolar ve altın olarak da tutabilirsiniz dedi. Dolayısıyla ben para politikası kurulundan bir faiz değişimi beklemiyorum. Döviz arzını arttırıcı kararlar almasını ve dövizde aşağı yönde hareket oluşmasını isteyeceğini düşünüyorum. Bir soru daha var hocam. Borsa ile ilgili endekse sepet kur bazından genel bir bakabilir miyiz demiş İrfan İnce. Sepet kur bazında endekse baktığımız bakalım. Yani endekste hani dolar bazında bakıyoruz. Şeyde bunu o zaman hani günlük olarak bakmakta fayda var endekse. Ve burada hemen şey yapalım. Şuradan ayarlayalım. Orada matrix zannedersem sepeti de veriyor. Evet, döviz sepet bazında. Yani bir biliyorsun döviz sepeti dediğimiz şey, onu da açıklayalım. Yarım dolar yarım eurodan oluşuyor. Ve bu sepet daha önce biliyorsun 2.05-2.06 idi. Son krizde 2.20'leri geçti. Döviz sepeti bazında baktığımızda da endeks 44 sepetten öyle diyelim artık. Çünkü bir birim kullanmamız gerekiyor. Yaklaşık olarak 32,5 sepete kadar düşmüş. Şimdi 36'ya gelmiş, 37'ye. Burada güçlü dirençler var. Tahminen şu olabilir. Döviz sepeti bazındaki analizde şu olabilir. Böyle bir düşüş var. Yeniden aşağı gidebiliriz. Ve çift dip yapabiliriz. Ve daha sonra da şurayı kırdıktan sonra, yani 37,5 sepeti kırdıktan sonra şu boşluğu doldurabiliriz. Yani şu arada oluşan boşluğu doldurabiliriz. Ama bu süre en az 2 aylık bir sürede oluşabilecek bir hareket olur. Peki hocam, şimdi reklama gitmeden isterseniz bir de Fed ile ilgili sizin görüşünüzü alayım. Şimdi tabii piyasaların gözü Fed'de. Oradan nasıl bir açıklama gelir? Bir de tabii Bernanke. Onun durumu ne olacak? Bernanke'nin koltuğu sağlam mı? Devam edecek mi görevi? Valla Bernanke'nin görevine devam etmeyeceği artık kesinleşti. Bernanke gidiyor. Çünkü Obama şey dedi, zaten kendi istediğinden daha fazla kaldı dedi. Yani Bernanke için. Yani Bernanke de istemiyordu. Bernanke çok sıkıntılı günler yaşadı. Yani krizin en derin zamanlarında geldi. 2008'den beri artık adam bunu aldı. Yani ben düşünüyorum hakikaten. Bir an için hani Bernanke'nin yerinde olduğunu düşünüyorum. Ya o kadar çok tepkiye maruz kaldı ki. Yani o kongrede inanılmaz sorulara maruz kaldı. Böyle bu sorular hani öyle sıradan, hani normal sorulmuş sorular da değil. Yani adamın böyle bütün sinirini tepesine çıkartabilecek sorular. Yani oradaki kongredeki üyeler öyle sert sorular soruyordu ki. Artı bir de Bernanke gitmek istiyor Barış. Ben şunu söyleyeyim. Bu parasal genişlemeden sonra bu parayı çekmek ve enflasyona sebep olmadan bunu çekmek, ekonomiyi krize sokmadan veya resesyona sokmadan bu parayı çekmek diye bir şey yok.
Şu an bütün ekonomistlerin, Nobel ödüllü ekonomistlerin bu konuda yazdığı kitaplar ve makaleleri var. Ben bunları izliyorum. Bunlara baktığımda şu an bu soruya cevap verebilecek yok. Bu basılan parayı nasıl çekeceğini kimse bilmiyor. Hı hı. Daha doğrusu çekileceğini biliyor. Yani mekanizma belli. Yani tahvilleri almıştınız, geri verirsiniz tahvilleri, parayı çekersiniz. Ama bunun ekonomiyi nasıl bir darbe vurabileceği konusunda çok fazla fikir var. Dolayısıyla da Bernanke öyle bir dönemde olmak istemez. Yani bence çok büyük akıllılık ediyor. Yani öyle bir dönemde gitmekle ve gitmek de istiyor, kendisi de istiyor. Zannedersem yerine ilk defa bir bayan gelmesi bekleniyor. Evet, Merkez Bankası Başkanı olarak Janet Yellen var. Hı hı. O en kıdemli üyelerden bir tanesi. Hani Yellen'i şey yapabilirler, düşünebilirler ama bu tabii spekülasyon. Yani çok beklenmedik biri de olabilir ama genellikle Amerika'da bu konularda hani beklenmedik isim olmaz genellikle. Yani hakikaten Amerika'da bütün planlar hocam 3-5 sene evvelden yapılır. Evet, yapılır. Sürpriz olmaz yani. Ya, sürpriz olmaz, doğru söylüyorsun. O anlamda Bernanke'nin aslında gitmek istemesinin, gitmek için böyle hakikaten yalvarmasının, ki biz biliyoruz yani daha önce de bu gündeme geldi. Bernanke hiç kalmak istemiyor. Önümüzdeki 2-3 yılın ne kadar türbülanslı, ne kadar sıkıntılı yıl olacağını önemli bir sinyali. Bu arada borsanın ilk işlemler geldi. Ve oraya girmeyelim hocam. Reklam süresini aşıyoruz çünkü. Hemen bir reklama gidelim. Tamam. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor hocam. İMKB'de ilk işlemler başladı, ilk emirler geldi. Yalnız unuttum ya demin ya, yayına girerken söyleyecektim. Gözlüklerin çok güzel olmuş Barış. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. İkimiz de artık gözlüklü olduk. Evet, ama senin gözlük benim gözlüğü dövüyor yalnız. Estağfurullah hocam. İnsan bu kadar mı şey olur ya, çekemez olur. Yani ben gözlük değiştirdim. Hocam ben tabii 7 yaşımdan beri gözlük sahibiyim ama takmıyordum. Eşimin tavsiyesi üzerine bugün bir takayım bakalım dedim. Ama sizi göremiyormuşum. Ben başka bir adam görüyormuşum. Bambaşka bir adam var karşımda. Ya bir de sen şey diyorsun yani 3 derece bozuk. Bu 2,5 derece. Ciddi bir rahatsızlık ciddi var. Bir, evet. Yani göremez ki insan. Ben mümkün değil yani gözlüğü takmadığım zaman imkansız yani hakikaten. İşte herhalde küçüklükten beri alışkanlık takmadığım için benim gözlerde bir evrim geçirdiler kendi kendine. Yok sen alışmışsın aslında, gördüğünü zannedip görmüyorsun aslında. Muhtemelen hocam, neyse biz evet, isterseniz devam edelim. Evet. Ne oldu şimdi? Bu arada Rona da senin gözlüklere taktı galiba değil mi? Rona yönetmen. Zaten sadece gözlükler ona takılır öyle biliyorsunuz. Evet, evet tamam, biz istersen dönelim. Dönelim şeye. Lütfen şu İMKB'ye bir bakalım. İMKB deyip duruyoruz hala. BIST evet, 100. Ya, BIST, evet. Şimdi şöyle duydunuz dilin sesini ve MKB başladı. Yüksekten açıldı hafif. Zaten bu sabahki web sistemde vermiş olduğum yorumda da endeksin yatay veya bir miktar yükselerek açılabileceğini belirtmiştim. 79.500'den açıldık. Hı hı. Dünkü düşüşün adeta şu düşüşün yarısını geri almış durumda. Dış piyasalarda genel hava çok belirgin değil. Tahmin ediyorum bu açılış tam beklediğim bir açılış oldu. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim, bu açılış sonrasında ki aslında beklediğim açılış oldu derken yani yüksek açılması şu şekilde şey aslında hayra alamet değil. Yani buralarda tahmin ediyorum beklemeye başlayacağız. Sonra tekrar yukarı gitmek isteyeceğiz ama sonra yeniden satış gelebilir. Şu an bugün itibariyle şu 79.500-750 ile 78.500 aralığında şu kanalda böyle yatay hareketler bekleyebiliriz. İMKB, BIST'te, Borsa İstanbul'da. Şu evet ya, şu İMKB'yi de bir unutsak yani. Hocam ona bugün takıldık. Uzun zamandır kullanmıyorduk. Niyeyse bugün dilimize bir İMKB takıldı. Evet. Şimdi sorular geliyor. Gümüş mesela soruluyor. İsterseniz bayağıdır bakmıyoruz hakikaten biz gümüşe. Fatih Bey diyor ki uzun zamandır yapmadınız gümüş yorumu. Sizden detaylı bir yorum bekliyoruz. 33-35'ten yüklü bankadan forward gümüşlerimiz var. Artık teminat yetişmez oldu. Ne yapsak ne etsek diye soruyor. Ya ama bak Fatih Bey, bunu sorduğunda her zaman şunu söylüyoruz ya. Yani stopsuz iş yapılmaz ya. Yani burada hani altın şeyi kırdığı sırada, 1525'i kırdığı sırada, gümüş de o sırada 27'yi kırdı aşağı, 20 dolara kadar geldi. Şimdi baktığım zaman şöyle bir bakıyorum gümüşe. Yani hakikaten burada artık yükselişe geçer, korkmayın diyebilecek bir grafik göremiyorum yani. Hı hı. Yani burada teknik olarak baktığımda
Birincisi aşağı yönlü bir trenddeyiz uzun vadeli. Bu 2011'den başlayan altının düşmesiyle birlikte değerli metaller. İkincisi şurada da şöyle bir aşağı yönlü trend var ve bu aşağı yönlü trend gitgide eğim değiştirmiş. Yani gitgide eğim daha da sertleşmiş ve en azından şurada iki defa bir destek görmüş ama birinci dip ve ikinci dibe baktığımızda ikinci dip birinci dibin altında oluşmuş. Bu iyiye işaret değil yine benzer şekilde. Günlük grafiklerde bakıyoruz. Şu an sıkışmış barış. Fed toplantı tutanakları açıklandığında yani Fed'in kararı açıklandığında gümüşte hareketler olabilir. Altında da ben stresin çok yükselmeye başladığını görüyorum. Yani altın da aşağı doğru gitmeye başladı. Eğer gümüş tekrar 24 dolar seviyelerine gelecek olursa yani bu 23 ile 24 aralığına orada ben normalde pozisyonumu kapatırdım. Hı hı. Ne zaman geri alırdım? Bu 25 doları geçmeli ki orada yeniden pozisyon alayım. Yani risk şu, orada kapatırsınız pozisyonu, şuraya gelir. Yani bu bölgeye gelir, kapatırsınız ama 23-24'te. Hani 25'e gider, orada da yeniden pozisyon almanız gerekir. Çünkü zaten 24'ün üzerine çıkmış demektir. Şuradaki trendi yukarı kırmış demektir. Bu yukarı trendi kırdığı andan itibaren de en azından 26,5 seviyelerine gider. Bir alım ya da satım yaparken, short ya da long pozisyon dediğimiz uzun kısa pozisyon alırken mutlaka yatırımcılar öncesinde nerede ne olursa ne yapacağının planlarını hazırlamalı. Yani sadece A planıyla gidilmez. A, B, C planıyla gidilmesi lazım. Teknik olarak şu an sadece sıkışma devam edecektir. Eğer bu sıkışma bir şekilde 21 doların altına gelirse o zaman düşüş sertleşir ve şu seviyelere kadar yani 18.50'lere kadar 19 civarına kadar da geri çekilme olur diyebilirim. Şu an hani çok umutlu bir şey söyleyemiyorum yani kısa vadede. Evet. Ama bir yıl daha bekleyebilecekse buradan asla satılmaz. Çünkü bu trend mutlaka bir şekilde tekrar yukarı dönecektir. Ekonomik büyümeyle de alakalı gümüş. Eğer ekonomik büyüme toparlanmazsa ve Çin ekonomisi toparlanmazsa emtialarda çok fazla bir şey beklememek lazım. Çin ekonomisinde de çok sıkıntı var. Peki hocam dolar, dolarda durum ne? Dolar bir ateşlendi, ateş söndü mü? Evet. Altın, dolara... Dün biraz altında konuştuk. Bu FED kararları altın nasıl etkiler ona da bakalım. Evet, dolar biliyorsun dün şeydi, stresle yukarı gitti. Para politikası kurulu toplantısı öncesinde bugün itibariyle de bir miktar yukarıda hareket ediyor. Yani dolar 1.91'i gördü. Merkez Bankası müdahalesi geldi. 4 gün arka arkaya düştü. Geçen hafta içerisinde cuma günü 1.85'in de 1.850'nin de altına geldi. Şimdi 1.870 civarında ve bu 1.870 civarında yukarı gitmeye çalışıyor. Ama benim tahminim 1.885'in üzerine çıkamaz. Eğer 1.880 ile 85 aralığına gelirse dolarda ben satış öneririm. Yani onun üzerine çıkarsa zaten merkez yeniden müdahale eder. Şu an para politikası kurulu toplantısı öncesinde birazcık da yurt dışı kur hareketlerinden kaynaklanıyor bu. Çünkü euro dolar paritesi de dün Avrupa'dan gelen şeyler vardı, veriler vardı. O da pek iyi gelmedi. Euro dolar paritesi de geriledi. Euro dolar paritesi bir miktar gerilediği için bugün dolar TL kurunda da bir miktar yukarı hareket görüyoruz. Bir de istersen altına bakalım. Evet. Şu an altında ne var? Altın aynı gümüş gibi burada 1.485 dolar seviyesinde ve bir de aşağıda 1.320 dolar seviyesinde bir destek ve bu kanal içerisinde gidiyor. Bizim programımızı sürekli izleyenler çok net hatırlayacaktır. Hatta YouTube'dan arşive bakarlarsa bu altının uzun bir süre sıkışacağını, bu kanal içerisine gidebileceğini belirtmiştik. Şimdi Fed'in kararı sonrasında çok hareket olabilir. Fakat şunu görüyorum. Fed'in kararı öncesinde altının 1.350 dolarlara kadar gelmemiş olması, Fed'in kararı tahvil alım programını şey yapsa bile, yani tahvil alım programını azaltacak olsa bile altının daha fazla düşürmeyebilir. Yani bu sıkışma devam ediyor ve bu sıkışma ne zaman biter bilemiyorum ama burada tam çok bariz bir üçgen burada da oluşuyor. Bu üçgen kırılacak bir şekilde. Çok yaklaştı artık kırılmaya. Artık zaman, daha önce de zaman vermiştim. En az 2-3 hafta daha böyle gider ama ondan sonra eğer bir tarafa kırma yapmazsa aşağı gitme olasılığı artar diye.
Altında kırma ne tarafa gerçekleşirse o tarafta hareket etmek lazım. Ama şu ana kadar Fed'in tahvil alım programlarını azaltma beklentisi güçlü olmasına rağmen altın yukarıda tutunmaya devam ediyor. Bu en azından bir tepki görebileceğimizi de gösteriyor. İlk defa altın için şöyle söyleyeyim, bir miktar umutluyum. Yani 1.420'yi geçip ne bileyim 1.460, 1.470 dolarlara kadar bir yükseliş hareketi söz konusu olabilir. Hı hı. Yalnız şöyle söyleyeyim, hala üçgen içindeyiz. Eğer 1350'nin altına inerse de o zaman 1300'lere kadar, 1320'lere kadar gelir ki orası çok tehlikelidir. Yani altında aniden 1350'ye iniliyorsa hemen short pozisyon açılmalı. Eğer bir anda beklenmedik bir şekilde 1420'ye geliyorsa, hızlı bir şekilde geliyorsa, bu önemli, hızlı olup olmaması önemli, o zaman da long pozisyon açılabilir. Şu an bu iki olasılıkta %50-50. Yani fazla bir şey söyleyemem orada. Yani böyle bir grafiği görsem ben beklerim yani. O üçgen kırılana kadar beklerim pozisyonu almak için. Evet. Şimdi önemli bir soru daha var. Yunus Emre Bey diyor ki hocam, BES fon dağılımında son aylarda hisse senedi ağırlıklı fonlar bayağı prim yaptı. Bu vakitten sonra fon dağılımında hisselerin ağırlığını azaltıp tahvillerin ağırlığını arttırmak mantıklı mıdır? Nasıl bir dağılım önerebilirsiniz? Şimdi BES şöyle bir şey Barış. Yani BES'e parayı yatırıyorsun ve çekemiyorsun. Ve minimum 10 yıl çekemiyorsun. Evet. Zaten çekmeye kalksan 56 yaşı falan da doldurman gerekiyor. Dolayısıyla BES'i günlük hareketlerle düşünmek çok yanlış. Bizim şimdi yatırım danışmanlığı şeyi içerisinde öyle bir ürün hemen ekleyeceğiz. Yani BES'te fon dağılımı nasıl yapmak? Aman hocam. Eyvah. Bu sandalye değişti. Küçük bir kazayı atladık. Yok, tamam. BES'te fon dağılımını nasıl yapmak lazım konusunda? Evet. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi biliyorsun 7 tane bireysel emeklilik şirketi var. Herkesinki farklı BES'te olabilir. Dolayısıyla hani insanlara şu fonu şu şekilde yap diyemezsin. Dolayısıyla bu emeklilik şirketindeyseniz bu emeklilik şirketin şu fonlarından şu şekilde bir yapı oluşturabilirsiniz şeklinde bir hizmet. Orada da biz onların fon getirilerini, başarılarına bakıp en başarılı fonlarını bulmaya çalışacağız. Burada yatırımcının sorduğu soru, hani şimdi hisse senedinden çıkılmalı mı? Artık borsa dibe gelmiş durumda. Yani bundan sonraki iki ay belki tamam çok fazla yükselmeyecek falan ama 10 yıl sonrası için yatırım yapılıyorsa zaten hisse senedinin oranı asla %30'un altında olmamalı. Çünkü %30'un altında olursa benim tahminim şimdi faiz enflasyon kadar ancak. Hatta enflasyon da altına indi bir ara. Reel faiz negatif oldu. O zaman diyelim ki tamamını tahvil bonoda değerlendirdin. Kamunun bütçe açıkları bu kadar düşükken, devletin iç borçları bu kadar düşükken senin oradan faizden kazanacağın para ancak ne yapar biliyor musun? Bugün 100 bin liran olsun orada, 10 yıl sonra senin 100 bin liran en fazla bugünkü 100 bin liralık alım gücünde olur. Evet. Tamam yani belki 200 bin lira olur ama o günkü 200 bin lira ancak bugünün 100 bin lirasının alım gücünde olur. Dolayısıyla senin bir şey kazanmana imkan yok. Fakat fon yöneticileri çok başarılılar. Yani hisse seçmek konusunda vesaire. O yüzden ama ekonominin büyümesi durumunda büyüyen şirketler, kâr eden şirketler çok daha hızlı büyüyebiliyor. Ben kesinlikle BES'te olan herkese bir kere hiç şeye bakmadan, yani süreye bakmadan, hani adamın iki yılı kalmıştır ona bir şey demem ama yeni BES'e girmiş ve BES'te gidiyor. Böyle bir durumda minimum %25-30 hisse senedi zaten olmalı. Özellikle bazı fonlar var ki, emeklilik şirketleri var ki, inanılmaz başarılı hisse senedi fonu yönetiyorlar. Ve çok iyi getiriler elde ettiler. Yani bu düşüşe rağmen çok iyi getiriler elde ettiler. Ve biz de bunların bütün analizini yapıp, gerçekten hani bu emeklilik şirketinde şöyle bir fon dağılımı uygundur şeklinde bir şey yapacağız. Ve BES için tekrar ediyorum, eğer sadece döviz varlıkları var bir de. Yabancı kamu dış borçlanma araçları varlıkları falan var. Onların da artık çok ciddi bir getiri sağlayacağını zannetmiyorum. Yani şeyden dolayı hani Türkiye'nin elinde döviz rezervleri oldukça yüksek ve ancak bir kriz durumunda belki döviz fırlar gider ve kalıcı olarak yükselir ama onda da zaten serbest piyasa ekonomisinde
kendiliğinden, kendi kendine baskı yaparak geri çekilir. Hani dövizden de çok getir beklememek lazım. Önemli olan bence burada yatırımcı bu konuda kısa vadeli düşünmemeli. Eğer BES'te de şimdi 3 ay sonrası için şey yapıp sürekli portföyü değiştirmeye başladığınız zaman o zaman kendisine herkes çok zarar verir. Bence kesinlikle şey yapmadılar yani. Anlamda aslında onu unutacaksınız değil mi? Ya zaten BES'e koyduğum parayı zaten unutmak zorundasın. Ben tahvil faizimi alayım yoksa borsa endeksimi alayım. Mesela şöyle söyleyeyim. Borsa endeksi hani 90 bine geldiğinde falan ben eşime dedim. Yani hisse senetlerini oldukça azalt artık dedim. Yani yüksek hisse senedi oranı taşıyordu. Onu gerçekten çok azalttı. Ama mesela şimdi de tekrar hisse senedi oranını olabildiğince arttır diyorum. Böyle bir ortamda belki endeks 65 bine düşecek ama ben 5 yıl sonra 10 yıl sonra bu 65 ile 70 arasındaki farkın çok fazla bir anlamı kalmayacak. Peki hocam, süremizi doldurduk bu sabahta. Çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Teşekkürler. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.